var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani gerçekten vahim durum. Yani bunun kadın erkeği yok aslında ama insanlarda böyle bir sıkıntı, bir stres, bir cinnet. Bunun sebebi nedir, ne değildir bilmiyorum. Tabii ki bu işe meyilli olan insanlar var ama öncelikle bir de altyapıyı araştırmak gerek. Çünkü insanlar sağlıksız, ekonomi problem. Yani her geçen gün daha kötüye gidiyoruz. Buna bir çare, önlem nedir, ne değildir, nasıl çare bulunur bilmiyorum. Fakat gerçekten de gördüklerimiz, izlediklerimiz bizi üzüyor. İyi bir durum değil. Devlet bu işin üzerine biraz daha fazla girmeli diyor ama devlet biraz daha girmeli. Devlet de kadın cinayetleri ülkede çoğalıyor. Onun için daha iyi önlemler alması gerekiyor. Bir an önce devlet adım atması gerekiyor şu anda. Kadın cinayetlerinin artması çok kötü. Çocuk ve kadınlar perişan oluyor şu anda. Yani araştırılması gerekiyor hani kadın tarafından da olsun, erkek tarafından da olsun bir ortaklaşa örnek veriyorum. Feminizm derneklerinden de oturulup yani çıkardıkları nasıl söyleyeyim bir gösterişler olsun, yaptıkları şeyler olsun herhangi bir katkı sunmuyor bence onların da. Diğer hakları da olsun. Bilmiyorum pek şey yapamıyorum aslında yani neden bu şekilde kadın cinayetleri oluyor? Ya tabii ki işte dizilerden tut her yerden etkilenebiliyorlar. İnsanların ekonomik sıkıntılardan dolayı da olabiliyor. Vallahi çok üzülüyorum ben o durumlara. Olmasa daha iyi olur. Sevgi, sadakat olması lazım. Vallahi diyecek bir şey bulamıyorum yavrum. Her şey oluyor. Her şey. Vallahi ne söyleyeyim çok üzülüyoruz. Yani devletin bir an önce çözüm bulmasını istiyoruz. Yani inan ki çevremizde de bazen çok duyuyoruz. Artık bunda şeylere bir son verilmesi, bir kanun uygulanmasını istiyoruz. Çözüm bence kanunla olmalı. Yani tek bir elden çözüm olmaz, mümkün değil. Son günlerde kadın cinayetleri arttı. Ay onu bana sormayın lütfen. Kadın cinayetleri için ne diyelim? Allah hepimize yardım etsin diyelim. Kadınlarımız aslında hiçbir şey hak etmiyor ama yani ortalık kötü. Sizce bunun sebebi nedir? Bunun sebebi nedir biliyor musunuz? Artık insanlara rahatlık bence fazlasıyla zor geliyor. Rahatlık diyelim yani. Evet, her şeyin sahip olunması diye düşünüyorum. Birbirleriyle konuşamaması, anlaşamaması. Yani hepimizin başına gelebilir. Korkuyoruz yani açıkçası. Bu sebebi var. Biz erkeklerden biliyoruz. Yani büyük bir şanssızlık var. Valla çözüm vardır. Çözüm vardır. Yani şöyle bir erkeklere bir iyi bir ceza vermesi lazım. Artarsa bu kadar cinayet de olmaz. Buraya bir kural koyması lazım. Az kadarımız ölmedi. Bayağı öldüler yani. Yazık günah. Öyle ondan kaynaklanabilir. Evet. Ondan kaynaklanabilir ama bir çözüm de bulunması lazım. Yani sürekli biz bunlar doymak istemiyoruz. Sürekli doymak istemiyoruz. Evet, yazık günah. Artık korkuk yollarda gidelim. Bilmiyorum ki vallahi nasıl söyleyeyim. Erkeklerin biraz kendilerini daha çok böyle erkek gibi görmeleri. Aslında bir suç varsa, ben bayan olarak da söylüyorum. Bence %50-50'dir bir bayan olarak. Ama şöyle bir şey, erkeklerin bazıları... Hani ailede anne, en çok önemli olan da anne, annenin oğlunun yetiştirme. Zaten küçüklükten beri gelir. Anne işte sen erkeksin, sen şöylesin, sen böylesin diye yetiştirirse o erkek de büyüdüğü zaman eşine karşı yani daha hoşgörülü olmaz. Ama anne oğlunu oğlum hani bir sonuçta ben de bir anneyim, bir bayanım. Hani bana nasıl davranıyorsun ilerideki eşine de o şekilde davranırsan dersen bence erkeklerin en çok yani o erkek çocukların en çok şu anda bu şekilde olmasının tek sebebi bence aileden kaynaklı. Aynen öyle nasıl görürse babasından annesinden öyle o şekilde davranmaya çalışıyor. Bir anne çocuğunu güzel şekilde yetiştirirse bence geleceğin gençleri de o şekilde eşlerine daha yumuşak, daha iyi olur diye düşünüyorum. Hayır, cezaların yeterli olduğunu bulmuyorum. Kesinlikle bence eşlerine çok kötü davranan, uzaklaştırmayı da doğru bulmuyorum. Niye diyeceksiniz? Uzaklaştırılınca erkekler daha çok hırslanıyorlar, daha çok
kinleniyorlar bu şekilde. Bayanları daha çok, hatta dikkat ederseniz uzaklaştırılan erkekler daha çok cinayet işliyor. Ben bu şekilde olmasını yanlış görüyorum. Bir de erkeklerin ya şöyle bir şey, yani boşandıysan boşandın. Niye yani bir daha tekrar uğraşmaya gerek var? Anlaşamayan iki medeni insan gayet de rahatlıkla bir şekilde ayrılabilir. Ama erkeklerin çoğu bunu kendine sindiremiyor. Başkasıyla evlenir diye eşleri bunu sindiremiyor. Bence yani bu doğru bir davranış değil kesinlikle. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Abi bu konuda ciddi anlamda zaten yeterince şeyler söyleniyor zaten abi. Kendinizle görmüş. Sürekli her geçen gün bu konudaki sorumsuzluklar zaten artıyor abi. Bunun sebebi nedir? Abi bunun sebebi vallahi ben hiç inancın olsun bilemiyorum abi ya. Bunun sebebi cahilliktir. Cehalet olduğu için, yani kadını insan gibi görmedikleri için ondan oluyor. Ya bu ceza değil, ahlakla ilgili bir şey. Son günlerde artan kadın cinayetleri, bunu nereye sürmek istersiniz? Kusura bakmayın, konuşamıyorum. Yeni doğudan geldim. Artık sebepsiz bir şekilde ölüyor kadınlar. Yani bundan memnun olacak değilim, çok rahatsızım. Bir önlem alınması gerektiğini düşünüyorum. Yeterli bulmuyorum, bir ceza bile yok bence. Daha çok serbest bırakılmayı görüyorum ben. Kadınlara değer verildiğini düşünmüyorum. Değer verilirse bu kadar ölü kadın olmaz. Önlem alınmadığı için ve önü alınamıyor bu yüzden. Size son günlerde artan kadın cinayetleri. Hı hı. Vallahi önce eğitim almalıyız ya. Kadın nedir? Kadın kimdir? Kadına nasıl yaklaşılır? Hani önce bunun düzelmesi lazım. Tabiri caizse çok fazla biraz da erkeği dışlıyoruz hani. Biraz da hani erkeği itiyoruz. Onu yalnız bırakıyoruz. O kadınları çok fazla değişik görüyor hani. Tecavüz cinayetleri oluyor bu yüzden. Ama her şeyin ziyadesinde temelde mesela bir çocuğun eğitimiyle ilgili bu durum. Eğer bir çocuk küçükken işte sen bunu yapamazsın diye dışlanırsa veya sen başarısızsın diye dışlanırsa veya sen iyi top oynayamıyorsun bu yüzden mahalle takımına giremezsin diye dışlanırsa bu çocuk da yıllar, tabii ki de bu çocuk da yıllar sonra kendini gerçekleştirmek için seri cinayetler işleyen bir katil olabilir yani. Vallahi idam da yeterli değil. Hani mesela son bir Başak Cengiz öldürülmüştü ya. Onun mesela katilini böyle işkenceyle öldüreceksin. Hani gerçekten işkenceyle öldüreceksin. Bu caydırıcı olur yani benim nazarımda. Çünkü adam ya kadın yere düşmüş, kadının sırtını bıçaklıyor ya. Hani bu basit bir cinayet değil yani. Kısasta hayat vardır hani, bu din bile bunu söylüyor yani. 1000 liradan başlıyor. 4000, 4000.